Ben hükümeti zor durumda bırakmamak için evet diyorum. Yani şefkatimden, merhametimden evet diyorum. Çünkü öbür türlü kargaşa büyüyecek gibi görünüyor. Fitne olmasın diye evet diyorum. Ama muhalefette de iktidarın uzlaşmasını istiyorum. Yani vay siz gidi hainler, hayır cephesi diye. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Nur gibi Müslüman hayırcılar. Evetçiler de nur gibi Müslüman. Hepsi kardeş. Tertemiz insanlar. Yani bu gerilim çok tehlikeli ve huzursuzluk verici. Yani ben yok diyebilirim gerilime. Ama var. Bunu içimizde yaşıyoruz, görüyoruz. Anormal gelişmeler başladı. Anormal olaylar olmaya başladı. Buna bir dur diyelim. Çok kolay. Yani hepimiz bu vatanı sevdiğimize göre, hepimiz Allah'ı seviyoruz. Hepimiz birbirini seviyoruz. Bu klasik siyasi atışma uslubu bu olmaz. Tayyip Hoca'yı biz gidip İngilizlerin devletine teslim edecek halimiz yok. Tabii ki koruyacağız. Kendi evladımız, kendi insanımız, kendi kardeşimiz, kendi dava adamımız, bizim insanımız, bize ait bir insan. Tabii ki hiç kimseye teslim etmeyiz. Ama bu gerilim de hiç hoş değil. Yani ben hiç kimsenin rahatsız olmasını istemiyorum. Herkes huzurlu olsun. Norveç gibi, İsveç gibi olsun. Hollanda gibi olsun. Zorumuza ne oldu ya? Yani bu bize yakışmıyor. Bunu kökünden halledelim.